Merhabalar. Bugün de Nadir Ses serisinin 6. canlı yayını yapacağız. Bugünkü konumuz William Sendromu Derneği ile görüşeceğiz ve William Sendromu'nu konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Merhaba Merhabalar. Ali. Nasılsınız İyiyim, Çiğdem sağ ol. Hanım? Nasılsın? Ben de iyiyim. Hoş geldiniz tekrardan. Duha yok mu? Burada geliyor. Ben olmadan olmaz. Geliyorum. Buradayım. Nasılsınız? Hoş geldin Doğa. İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim Ali abi. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Çok şükür. İşte bugün canlı yayındayız. İnşallah sizi dinleyeceğiz. Güzel bir yayın olmasını diliyorum. İnşallah. Sen nasılsın? Ne yapıyorsun? İyiyim. İzmit'teyiz. Abimlerin yanındayım şu an. Ay, tatildesin yani. Evet. Ne güzel. O zaman ilk sorumuzdan başlayalım. Öncelikle böyle kendini biraz tanıtır mısın bize? Hem Çiğdem Hanım hem sen kendinizi tanıtabilirseniz başlayalım. Ben tanıtayım. Ben Çiğdem Sav. Williams sendromu dernek başkanlığı yapıyorum. 18 yaşında Williams sendromlu bir ergen çocuğun annesiyim aynı zamanda. Duha'nın. Duha'yla bir sürü yollar aşarak, zorluklar aşarak bugünlere geldik. 18 yaşımıza geldik. Bundan sonrasına da bakacağız inşallah. Duha tanıtsın kendini. Ben Duha Buraksal. 18 yaşındayım. Williams sendromluyum. Okulumuz Hoş geldin Doğa tekrardan. turizm meslek okuyorum. Bu sene son senem mi? Evet. Kaçıncı sene? İyi hayırlı olsun. Seneye bitiyor o zaman. Üniversite sonra. Üniversiteyi pek düşünmüyorum açıkçası çünkü kendime daha farklı bir yol çizmek istiyorum. Üniversite okuyarak hani pek şey yapmak istemiyorum açıkçası. Hani Vakit kaybetmek zaman istiyorum. kaybetmek istemiyorsun. Evet, ben zaman kaybetmeyi pek sevmem. Ne An önce güzel. atılacak Doğa. Aynen. Öyle bir durum İnşallah. oldu. Bir nevi hani o yüzden de işte okulum biter bitmez bakalım ne olacak, her şey o zaman belli olacak inşallah. İnşallah Tuğacığım. Yani güzel bir meslekten başlamışsın. Turizm, otelcilik dedin değil mi? Yanlış anlamadım. Turizm otelcilik dedim ama turizm otelcilik yani turizmcilik yapmayacağım daha doğrusu. Ne yapmayı düşünüyorsun peki? Var mı aklında bir şey bizimle paylaşmak ister misin? Lojistik. Lojistik. Evet. Taşımacılık yapacaktın yani. Evet. İş makineleri Ne falan güzel ya. çok meraklı iş Ben makineleri. Doğan'ın yaşındayken gerçekten hiç böyle ne yapacağımı bilmezdim. Tebrik ediyorum seni Doğa yani. Ya O azminden ötürü. herkes kafama bir şey sokuyor. Onu yap, bunu yap, şunu yap, hangisi diye öpeyim. Onu bile hiç anlamış değilim. Kalbinden geçeni yapmanı tavsiye ederim. Öyle zaten yapacağım, mecbur. O zaman biraz da hastalığından bahseder misin bize Doğa? William sendromu nedir? Ya da Çiğdem Hanım siz bahsedebilir misiniz? Tamam, ben bahsedeyim. Williams sendromu 7. kromozomdaki 26. genin deformasyonun sonucu oluşan genetik bir rahatsızlık. Diğer nadir hastalıklara bakacak olursak aslında en az zorluk yaşayanlardan bir grubuz. Yani hani bir otizm olsun ya da işte MPLS olsun, CP olsun, bunların arasında biz daha az zorluklar yaşıyoruz diyebilirim. Ama tabii ki
her nadir hastalık gibi ya da her sendrom gibi bizim de yaşamış olduğumuz bir sürü şeyler, zorluklar var. Tabii ki. Evet. Peki hastalığın etkisi nedir? Yani nasıl bir hastalık bu? Hayatı nasıl etkiliyor? Biraz ondan bahseder misiniz? Halk arasında doktorların da tabiriyle diyeyim ben, buna mutluluk hastalığı da deniyor. Bazı ailelerimiz ya da annelerimiz bize çok kızıyorlar bu tabiri kullandığımız için ama hani bizim çocuklarımız hep lay lay lom değiller diye. Evet, hep lay lay lom değiller. Onlar da sinirleniyorlar, onlar da üzülüyorlar. Onların da hani atakları oluyor, sinir atakları oluyor ama hayata çok pozitif bakıyorlar. Hani o sinirlilik hallerini bile o kadar kolay yaşıyorsunuz ki onlara yaklaşımı bilirseniz. Dediğim gibi yani mutluluk hastası, hayata çok pozitif bakıyorlar, çok enerjikler. Hani bir laf vardır halk arasında, dünya yansa hasırı tütmez diye. Bu tamamen evet, bizim çocuklarımız için söylenmiş bir deyim gibi diyeyim size. Sürekli dışarıda olalım, lay lay lom, yiyelim, içelim, gülelim, söyleyelim. Hani hayatın zorluklarını çok da önemsemiyorlar aslında. Hani çok pozitifler yani hayata bakışları. Bu şekilde tabii ki hani bunun yani sendromun getirisi olarak akademik anlamda başarısızlıkları var. Yani yaşamış olduğumuz bir sürü sağlık problemleri var. Bunlardan da yine bahsederiz. Peki bu hastalığın görülme sıklığı nedir? Yani kaç kişide bir çıkıyor? Şöyle daha önceki yıllarda 10 binde birken son 1-2 yılda bu 8 binde 1'e görülmeye başladı. Ama hani bunun sebebi nedir? Ya daha kolay mı tanı alıyoruz? Yoksa sendrom mu çoğalmaya başladı? Bu bilinmiyor. Yani zaten sendromumuzun sebebi de bilinmiyor. Neden olduğu bilinmiyor. Dediğim gibi ya kolay tanı alıyoruz, onun için hani hastalığın görünme oranı düştü, ya da dediğim gibi hani çok fazla artmaya başladı diye düşünüyorum. Çünkü hani 1-2 yıldır 10 binden 8 binde 1'e düştü görülme sıklığı. Bu Avrupa verilerinde mi yoksa Türkiye verilerinde mi? Amerika verileri. Bu Amerika'nın verileri. Sendromu konusunda Amerika şu anda hani en iyi araştırmaları yapan, bu konuda gerçekten en ileride olan ülke Amerika. Hani biz de onu zaten hani şeyden, sosyal medyadan falan takip ediyoruz. Gerektiğinde hani mail aracılığıyla falan yazışıyoruz onlardan bilgi almak için. Ama hani dediğim gibi en çok Amerika bu konuda etkin. Amerika'nın verileri bunlar. Peki Williams sendromunun genetik olduğunu söylediniz. Yani bir mutasyon sonucu mu oluşmuş bir şey yoksa aileden mi aktarılıyor? Yani sizdeki bir mutasyondan kaynaklı mıdır yoksa direkt daha önce ailenizde var mıydı böyle bir hastalık? Yok, ilk kez mi karşılaşıyorsunuz? Geçmiş öyküsü yok. Sendromumuzda geçmiş öyküsü yok. Direkt çocuğun bireysel kendi genleriyle ilgili alakalı. Yani geçmiş öykümüz yok. Şöyle Amerika'da bildiğimiz kadarıyla 2-3 ailede geçmiş öyküsü var. Bize doktorların vermiş olduğu bilgiye göre de geçmiş öyküsü bulunanlarda zaten çok fazla da 20'li yaşları görmedikleri, kalp problemleri yüzünden hayatlarını kaybettikleriyle alakalı. Onun için hani geçmiş öyküsü olmamasına biz biraz da seviniyoruz açıkçası. Hani bu evet, durumda yaşamak istemiyoruz. Yani herkes gibi yani %50 yakalanma ihtimali var işte bizim çocuklarımızın da çocuklarının diyeyim. Zaten Türkiye'de bu konuda evlenen yok. Hani Williams sendromlu evlenmiş bir birey yok bizim. Biz şu anda Türkiye çapında hemen hemen 300-400'e yakın aileye ulaşabildik. Ya onlar bizi buluyorlar ya biz onları buluyoruz. Hani bunların arasında şu anda en büyük yaş olarak da 45-46 gibi. Hani en büyük yaşı olan Williams sendromu. Ama Amerika'da mesela geçenlerde işte 89. doğum gününü kutladı bir teyzemiz. Ondan sonra 78. yaşını kutladı bir amcamız. Amerikan vatandaşı olarak ki
hastalık mesela 60-61'li yıllarda tanı alarak hani ortaya çıkmış, bulunmuş bir sendrom. Ama hani onun öncesinde de doğup büyüyen, hani bu yaşlara kadar gelmiş büyükler var yani. Yani bir sadece eğer aileden gelirse çok fazla bir tehlike mi doğuruyor? Yanlış evet. Anlamadım herhalde. Evet, evet. Aynı o şekilde. Evet, aynı o şekilde. Aile öyküsü olursa o zaman hayati risk, kalp problemi açısından hayati risk taşıyor. Peki Duha buradayken Duha'ya sormak istiyorum. William sendromu ile yaşamak nasıl bir şey Duha sence? Ya. Sen ne düşünüyorsun? Annem bana ilk söylediği zaman zaten dedim ki hani Duha kolayca kabullenmen lazım. Yani sence nasıl, ne hissettiriyor sana bu hastalığa sahip olmak? Ne düşünüyorsun? Ya nasıl mücadele ediyorsun? Sen bu işte en iyi mücadele edenlerden birisin diye düşünüyorum. Aslında öyleyim, bizden daha iyi olup hani durum, psikolojik durumları daha da kötü olanlar var. Ama hani şimdi bir insan niye durduk yere hani kendi psikolojik olarak kendini bozsun ki? Yani buyur buyur. Evet, yani psikolojik olarak kendini bozsun ki derken ne demek istedin? Ya şöyle, mesela bazı insanlar var işte ne bileyim kendini iyi hissetmek için haplar kullanıyor ama hani bu haplarda hiçbir şey insanlar aşağılamaz. Yani sizi bir insan, hani şimdi sendromumuz vardı yani illa aşağılanacağız diye bir durum da yok. Tabii ki. Ama yani annemin anlattığı gibi zaten hani her, yani bizim Williams sendromlularda mutluluk hastalığı. Biz şimdi iyi ya da kötü hiçbir zaman ayırt edemiyoruz. Yani senin için şimdi sen bunu ayırt edebiliyorsun diye bir nebze anlıyorum ben. Çünkü diğer çocuklara göre çok akıllı bir çocuksun. Peki Çiğdem Hanım, siz ne düşünüyorsunuz? Dua hakkında fikriniz nedir? Sizin için ne ifade ediyor hastalık? Hani duygusal manada soruyorum biraz daha. Çünkü böyle bir hastalığa sahip olmak kolay değildir. İlla ki etkisi hissediliyordur. Ama bununla baş etmeniz, siz aile olarak, bir dernek olarak insanlara yön vermek istiyorsunuz. Hani hastalığın bu yönüyle de açıklayabilirseniz çok mutlu olurum. Şöyle söyleyeyim, yani başta bir kere kendi aile içindeki büyükleriniz kabul etmiyor. Hastalık konduruyorsun, yok onda bir şey. Hani bunlarla çok karşılaştık, bir türlü kabullenilmedi. Kabullenip de fark ettikleri zaman da hani ona gerektiği gibi davranılmadı. Yeri geldi itelendi, yeri geldi ötelendi, görmezden gelindi. Ama biz bunları hiç umursamadık. Duha'yı kabul etmeyen hiç kimseyle ben görüşmedim açıkçası. Herkese kapımı kapattım. Kim Duha'yı kabul ederse olduğu gibi ben onunla ahbaplığımı, arkadaşlığımı sürdürdüm. Önemli olan Duha'nın mutluluğu benim için. Duha nerede mutluysa biz oradayız. Ve hiçbir zaman neden biz, niçin biz, niye bize denk geldi? Biz bu soruları hiçbir zaman sormadık. Sürekli bardağın dol tarafını gördük. Hep Duha'nın yapabildiklerine odaklandık. Hiç yapmadıklarına, yapamadıklarına odaklanmadık. Biz hep Duha'nın yaptığı şeylere odaklandık ve onlarla mutlu olmasını bildik. Açıkçası biraz polyanlacılık oynadık. Bu da bizi çok üzmedi. Elimden geldiğince de Duha'yı akademik anlamda değil de toplumsal anlamda geliştirmeye çalıştım. Yanında ben olmadan herhangi bir topluluğa girdiğinde onun durumunu fark edip de dalga geçilmesin. Çünkü Duha onu hissettiği zaman çok kırılıyor. Çok yıkılıyor gerçekten. Dediğim gibi hep ona durumunu kabullendirmeye çalıştık. Ve hani yani ona zarar gelecek yerlerden hep uzak durduk. O nerede mutluysa biz hep orada olduk.
yani Duha, yani doğduğundan beri açıkçası Duha bize değil de biz Duha'ya ayak uydurarak bugünlere geldik. Öyle söyleyeyim. Yani siz baş etmeyi öğrenmişsiniz tabii. Evet. Peki o zaman şunu sormak istiyorum. Şimdi bir hastalık var burada. Sonuçta hastalık olduğu için bunun ilgilendiği bir disiplin vardır. Yani bir dal vardır. Hangi dal bu disiplinle ilgileniyor, bu hastalıkla ilgileniyor? Multidisipliner mi? Yani daha çok doktoru ilgilendiriyor mu yoksa tek bir dalı mı ilgilendiriyor, tek bir sağlık alanını mı ilgilendiriyor? Hayır. Şöyle söyleyeyim. Genetikten tanı alıyoruz zaten. Çoğu genetik yönlendiriyor gidilmesi gereken yerlere. Çocuklarımızda en fazla diyeyim yani %95 gibi kalp ve damar sorunları var. Zaten bu kalp ve damar sorunları ne kadar erken fark edilirse o kadar çabuk tanı alıyorsunuz. Hiperkalsemisi var mesela, endokrine gitmek zorunda. Nefrolojik sorunları var, nefrolojiye gitmek zorunda. Diş ve göz problemleri, bunlar da çok sık görülen rahatsızlıklar, bunlara gitmek zorunda. İnce ve kaba motorlar zayıf, bunun için fiziğe gitmek zorunda. İşte gastrit, reflü, bunlar için gastronomiye gitmek zorunda. Fıtık, en sık rastlananlardan bir tanesi, çok küçük yaşlarda, belki de doğuştan kasık fıtığı ve göbek fıtığı olabiliyor. Bunlar için genel cerrahiye gitmek zorunda. Yani bayağı bir 7-8 dal gezmesi gerekiyor çocuklarımızın, hani tek bir yerden değil. Bayağı bir disiplini ilgilendiriyor sizi. Yani, evet. Bu disiplinlere ulaşmak herhalde sizi bayağı da uğraştırıyordur. Ya tabii ki. Yani hani sizler de yaşıyorsunuz ya da her nadir hastalığa sahip aile bunları yaşıyor. Hani sağlık şeyimizi, sistemimizi biliyorsunuz. İşte randevu alamıyorsunuz, istediğiniz doktora ulaşamıyorsunuz. Ulaşsanız nadir hastalık olduğu için çok fazla bilinmediğinden doktora siz anlatmak zorunda kalıyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Ya yani ben Duha'ya Haseki gibi bir yerden sağlık raporu çıkartmıştım. Rehabilitasyona devam edebilmesi için. Oradaki çocuk doktoru bana mesela şey dedi, işte kağıdı imzalatmaya gittim. Çocuk doktoru bana, siz de dedi anneler dedi oturduğunuz yerden dedi ne kadar çok sendrom uyduruyorsunuz dedi. Yani dedim bir doktor olarak dedim utanırım bir anneye ben dedim bunu söylemeye. Hiçbir anne çocuğuna dedim hastalık kondurmaz. Hani bunu dedim söylemeden önce keşke önünüzde bilgisayar var ve ekranı ben görmüyorum bilgisayarın. Keşke oradan dedim açıp da bir baksaydınız dedim böyle bir sendrom var mı gerçekten. Ondan sonra şey yapsaydınız bana bu cevabı verseydiniz dedim. İşte lütfen kağıdımı imzaladı ve çıktık yani bu şekilde. Yani çok ilginç, gerçekten çok ilginç. Yani çok şeylerle karşılaştık. Ben bunları duyunca üzülüyorum maalesef. Yani sağlık sisteminde en anlayışlı olması gereken kişiler doktorlar iken, yani empatiye en çok ihtiyaç duyduğumuz insanlar onlar iken, onlardan böyle bir kötü davranış diyeyim. Hani bu kötü bir davranış diye nitelendirmek istiyorum ama yani kötü bir davranış görmek üzücü. Bunları maalesef nadir hastalıklarda sık sık duyuyoruz. Yani insanlar evhamlı olduğu için, evet, araştırdıkları için, bilgi verdikleri için işte sen evham yapıyorsun, uyduruyorsun diyenler çok oluyor maalesef. Maalesef. Ama hiçbir anne çocuğuna asla bir hastalık kondurmak istemez. Herkes ister sağlıklı bir evladı olsun. Peki biraz hikayeyi başa sarmak istiyorum. Buyurun. Biz Duha'nın William sendromu olduğunu nasıl öğrendiniz? Hikayeniz nedir? Tanı nasıl koyuluyor Türkiye'de? Yani bu tanıyı alma süreci nedir? Hani biraz daha geriden anlatabilir misiniz? Tabii ki. Duha doğdu. 5 günlüktü. Rutin kontrollerini yaptırmak için bir doktor arayışına girdim. Hani işte şeylerini, aşılarını falan yaptırırım. Rahatsızlandığında hemen her an elimin altında bir doktor olsun diye. Öyle bir doktora gittik. Doktor daha Duha'yı açar açmaz hani kalbini dinledi ve çocuğunuzun kalbinde problem var dedi bize, 5 günlüktü. Tabii biz şok olduk çünkü doğum yaptığım hastanede hiç böyle bir şey söylenmemişti. Özel hastaneydi.
Ama hiç böyle bir şey söylenmedi. Hani gayet sağlıklı bir bebeğiniz var dendi. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Sonra o doktora rica ettik. Bizi hani bir çocuk kardiyoloğu o zaman siz yönlendirin diye. O da bizi bir kardiyoloğa yönlendirdi. Sonra 5 ayla kadar biz 15 günde bir duhaya eko çektirdik. 5 aylıkta artık ekolar tatmin etmemeye başladı kalp doktorunu. Anjiyo yapacağız dedi. 5 aylıkta anjiyo oldu. Orada anjiyo raporunun sonucunda işte kalple ilgili problemler yazıyor ve altına da Williams sendromu yazıp soru işareti koymuş doktor. Sonrasında ben doktora sordum, kalp doktoruna. Hani bu soru işareti nedir, bu Williams sendromu nedir? O da kısaca anlattı bana Williams sendromunu. Ama şunu da söyledi, bu her zaman da ders olmuştur bana. Yani bu geçici bir rahatsızlık değil. Bu genetik ve kalıcı bir rahatsızlık şayet varsa da eğer dedi, ki %90 var dedi. Bununla yaşamayı öğreneceksiniz. Şu anda yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Çocuğunuz çok küçük. Williams sendromu ile alakalı yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Olsa bile kalp problemi bundan çok daha ciddi. Hani sendromu bir tarafa bırakın ve tamamen kalp problemine odaklanın dedi bize. Nitekim 1 Nisan'da anjiyo oldu. Diğer Nisan'da açık kalp ameliyatı oldu Duha. Ben ondan sonra testini yaptırdım. Williams sendromu Fish testiyle tanı alıyor. Çocuktan normal damar yolundan kan alınıyor. Ve o kan işte teste gönderiliyor. Fish testi denilen bir analiz yöntemiyle Williams sendromu var mı yok mu bu çıkıyor ortaya. Türkiye şartlarında yani şöyle söyleyeyim. Daha önceki yıllarda Türkiye'de yapılmıyordu. Avrupa'ya genelde İsviçre'ye falan gönderiliyordu sonuçlar. 2 ay gibi bir sürede geliyordu. Ama şu anda üniversite hastanelerinde ve yani özel genetik merkezlerinde falan da yapılıyor. Yine oralarda, özellerde 15 günde sonuç çıkıyor da diğer üniversite hastanelerinde yani devlet şeylerinde falan 2-2,5 ayı buluyor şey yapmak, tanı almak. Yani sonucun çıkması 2-2,5 ayı buluyor diyeyim. O şekilde biz de tanı aldık işte. Yani ameliyat sonrası aldık biz tanıyı. Onu da yine mesela işte Çapatıp Fakültesi'ne gittim. Benim çocuğumda Williams sendromu olabileceği söylendi. Genetik test yaptırmak istiyorum dedim. Nereden biliyorsunuz dediler Williams sendromu olduğunu. Dedim ben bilmiyorum sendromu olduğunu. Ama hani kalp doktoru bizi dedim buraya yönlendirdi. Tamam biz sizi arayacağız dediler. Sonra o yaz tatilinde ben Bursa'ya gitmiştim ailemin yanına. Orada Uludağ Üniversitesi'ne başka bir şey için gittiğimde çocuk kardiyolog gördü ve Duha o zaman 2-2,5 yaşındaydı. Direkt Williams sendromu mu dedi bize. Dedim öyle olduğunu söylüyorlar ama henüz dedim tanı almadık dedim. Yani hani müracaat ettim bekliyorum. Burada yaptırırsanız hemen yapalım testinizi dediler. Tamam dedim ve Uludağ Üniversitesi'nde Bursa'da yaptırdım. İlk testimiz negatif çıktı. Yok çıktı. Bu sefer doktor bizi özele gönderdi. Orada yapıldı. Yine yok çıktı. Bir 15-20 gün sonra tekrar çağırdılar bizi. Yeni makinelerimiz geldi. Tekrar denemek istiyoruz dediler. Ve üçüncü kez yapıldı. Üçüncü de pozitif çıktı test sonucumuz. Ve işte yani 2 yaşındaydı Duha. Ben müracaat ettiğimde Çapa'ya. Şu an 18 yaşında. 16 senedir Çapa'dan hala beni çağıracaklar diye ben bekliyorum. Yani evet çok üzücü gerçekten çok üzücü gerçekten yani siz hani şans eseri mi diyeyim evet. Başka bir hastanede yaptırma imkanı bulmuşsunuz ama evet. Buna sahip olmayan başka bir aileler de belki bu durumla karşı karşıya kaldılar ve tanı alamadılar belki de. Tabii ki. Yani o kadar çok öyküler, farklı öyküler duyuyoruz ki sağlık sistemiyle alakalı ya da doktorların davranışlarıyla alakalı annelere falan. Yani işte ne diyeyim bilemiyorum ki yani çocuğun çok fazla yaşamayacak. Hani okuyacak mı benim çocuğum diye doktora soruyor. Mesela büyüyünce hani okula gidebilecek mi benim çocuğum diye soruyor anne. Sen çocuğunun diyor okula gideceği yaşı diyor görebilecek misin diyor. O yaşa gelmeyecek ki senin çocuğun diyor. Ölecek o zamana kadar diyor doktor. Yani bu tip şeyler daha diyorum ya halim yani bunlar gibi neler neler var gerçekten. Gerçekten yani. Çok üzücü şeyler. Yani bunları
söyleyebilen de bir insan olduğunu bilmek, hele ki doktor olduğunu bilmek üzücü. Gerçekten üzücü yani. Mesela aynı doktor Oysa anneyi böyle duydum. İnan hani kolayını bulsam böyle o hastaneye gidip o doktorun üstüne atlayasım geldi yani öyle diyeyim sana. Çok sinirlendim gerçekten. İki annemizi bu şekilde mahvetmiş. Ya böyle bir şey yani olsa bile yani bu söylenmez ki. Bir tabii doktor ki olabilir. bir açıklama usul çok önemlidir. Yani usul esastan önce gelir derler hukukçular arasında. Yani bir şeyi nasıl söylediğiniz esasında olacak şeyi çok etkiler. Hani insanın hayata tutunmasını sağlayacak kelimeleri de kullanabilirsiniz. Hayattan soğutacak kelimeleri de kullanabilirsiniz. Evet, aynı şekilde. Evet. Maalesef bu çok da duyduğumuz bir şey. Yani nadir hastalıklarda burada 6. programı yapıyoruz sizinle. 3 Evet. program ben yaptım. 3 program Zeynep Hanım yaptı. Bu 6 programın altısında da maalesef böyle hikayeleri dinledik yani. Biliyorsunuz, değil mi? Evet, yani bir yerde illaki karşılaşılıyor. İllaki biri bir şey söylüyor ve yıkıyor yani. Evet, maalesef. Maalesef. Yani keşke biraz daha bilinçlendirebilsek. İşte bunun için çalışmamız gerekiyor bolca. Zaten bizim en fazla önemsediğimiz mesela eğitim ve sağlık anlamında farkındalık yaratabilmek. Bunlara gerçekten ihtiyacımız var. Anne yıkılmış bir vaziyette zaten hani sendromun ne olduğunu bilmiyor. Çok bilinçsiz, ne yapacağını bilmiyor. Şaşırmış. Bir taraftan hani aile yani büyükler anneyi suçluyorlar senin yüzünden. Hele ki ilk çocuğu olanlar daha da telaşlı oluyor mesela. Hani bunlara bir doktorun ne bileyim bir destek olması gerekirken böyle şeylerle aileyi tekrar hani bir daha yıkmanın hiçbir anlamı yok. Evet. Bunlar için de aslında bir birim oluşturulması gerekir diye düşünüyorum. Psikolojik destek vermek gerekiyor ailelere. Çok önemli aslında. Nadir hastalıklar bakımından çok önemli. Çünkü sizi anlayacak birini bulmanız gerekiyor. Size anlatacak birini bulmanız gerekiyor ve sizi yönlendirecek, doğru bilgilerle yanlış yöne gitmenizi engelleyecek birilerinin olması gerekiyor. Evet. Bu kadar bilinmezlik içinde doğru yönlendirme yapmak çok önemli. Aslında burada derneklere de çok iş düşüyor. Biz dernekler olarak bu işi çok yapıyoruz. Yönlendirmeler yani tecrübe Evet. paylaşma aslında. Yönlendirme demeyeyim de Hı. kendi tecrübelerimizi paylaşarak, duygularımızı paylaşarak, birbirimize karşı empati kurarak Tabii. aileleri geliştirebiliyoruz. Tabii. Ama bunu keşke doktorlarda, sağlık çalışanlarında görebilsek, daha çok görebilsek diyelim. Evet. Çünkü iyi olanlar da var. Gerçekten hakkını yememek lazım. Çok Var, ilgili olanlar, çok anlayışlı olanlar da var. tabii ki var. Olmaz mı? Mesela ben bilim sendromu konusunda ne öğrendiysem Duha'nın kalp doktorundan öğrendim yani. Sağ olsun bana çıktılar verdi. Ne zaman da mesela telefon açsam hani başım sıkışsa bir şey öğrenmek istesem sağ olsun hani gece gündüz hiç fark etmez. Her zaman cevap verir, geri döner. Yani öyle de doktorlar var. Anjiyoyu yaptırdığımda mesela hani SSK'da değildim, özel hastanedeydim. Maddi anlamda çok büyük mesela şeyler yaptı bana, imkanlar sağladı bana maddi imkanda. Kendi doktorluk parasını almadı, kullanmayacağı malzemelerin parasını almadı. Hangi doktor yapar bugün bunu? Hani diyorum ya sağ Evet. olsun çok çok destek oldu, hala da öyledir. Her zaman destek. Yani keşke hep böyle hikayeler duysak, hep böyle hikayelerle karşılaşsak ama maalesef Türkiye'de Evet. bu bilinci kazandırmak zor. Tıp fakültelerine bu eğitimi veriyorlar mı? Bence veriyorlar ama alabilen eğitim Biraz da vermekle değil, almakla olan bir şey. herhalde diyorum ben. Alabilmek lazım. Evet, vicdan da çok önemli. Evet, kesinlikle. Her şey burada Empati bitiyor. yapabilmek çok önemli. Empati. Empati işte kalpten geçiyor, vicdandan geçiyor. İnsanları karşıdakine değer vermekle oluyor. Evet. Keşke yapabilsek, herkes yapabilse, biz de yeterince yapabilsek diyorum bazen. Peki, tanıyı aldınız. Evet. Bir tedavisi var mı William sendromunun? Herhangi bilinen bir tedavisi var mı ya da koruyucu önlemleri, Böyle söyleyeyim. hayatını sürdürmesi için gereken şeyler neler? Sendrom olarak herhangi bir şeyimiz yok, tedavimiz yok. Dediğim gibi işte kalp problemlerimiz var.
ki kalp problemleri de aort ya da işte pulmoner arterlerdeki daralmalar. Bunların da %95'i diyeyim ameliyat gerektiriyor. İşte basınç, damarlardaki basınç miktarına göre değişiyor yaş grubu olarak hani ameliyat olmak için. Ameliyatsız geçenler de oluyor ama onlar daha rakam olarak daha az. Yani çocuğun gelişimine bağlı olarak ameliyatsız olarak da bu darlıklar en aza inebiliyor kendi kendine. Onun dışında işte hiperkalsemi en sık görülüyor. Kalsiyum yüksekliği. Doğuştan itibaren hani bununla doğuyor çocuklar. Bunu da işte kalsiyumdan kısıtlı yiyeceklerle falan hallediliyor. Çok yükselirse hastanede işte birkaç gün yatıp serum yoluyla falan kalsiyum düşürülüyor. Nefrolojik sorunlar en sık görülenler yine. Böbreklerde kist, kum, taş olabiliyor. Ama böbrek konusunda mesela hani ameliyat olan çocuğumuz yok gibi. Çok küçük yaşlarda fark edilirse ilaçlarla falan tedavisi oluyor. Gözlerde genelde işte çok yüksek oranlarda olmasa da şaşılık çok sık rastlanıyor. Onun için de ameliyat olan çocuklarımız da var. Gözlük işte gözlükle veya kapatmayla falan da tedavi olanlar var. İnce ve kaba motorlarda gerilik var. Bunlar için fizik rehabilitasyon almak zorundalar. Gastrit en sık rastlanan, reflü en sık rastlanan sorunlarımızdan. Bu da yeme problemlerine yol açıyor. Çok hassaslar, tatları çok fark ediyorlar, çok ayırt ediyorlar, çok yemek seçiyorlar. İşte kusma problemleri bu reflüden ve gastritten dolayı çok fazla. Bunlar da doğuştan olup 5-6 yaşına, bazı çocuklarımızda 9-10 yaşına kadar gidebiliyor. Erkek çocuklarında fıtık çok sık rastlanabiliyor. Hemen hemen %80'e yakını diyeyim ameliyat maalesef oluyorlar. Ergenlik döneminde erken ergenlik özellikle kız çocuklarında 6-7 yaşlarında erken ergenlik başlayabiliyor. Bu da çok sık rastlanan kız çocukları için. Erkek çocukları için ergenlik döneminde skolyoz en sık rastlananlardan bir tanesi. Doğuştan tiroid hastası olan çocuklarımız var. Yani bunlar en sık rastladıklarımız. Yine konuşma gecikebiliyor. Yürüme, öğrenmede zorluklar, dikkat eksikliği, hiperaktivite. Bunlar çocuklarımızın şey yaptığı yani en sık karşılaştığı şeyler. Anksiyete çok fazla. Özellikle ergenlik döneminde anksiyete de çok başlıyor. Yani bunun için ilaç tavsiye ediyoruz biz annelere. Hani yani ben kullandım şahsen ya da benim gibi ergenlik dönemi geçiren çocukları olan ailelerin birçoğu paylaştı ama bazı aileler kullanmak istemiyorlar. Onlar da ileriye doğru hani 25'li 30'lu yaşlara doğru aslında daha büyük problemlere yol açıyor. O anksiyeteler çoğalıyor, üst üste biniyor. Şimdi Duha 18 yaşında ama hani benim de önümde bir 25 yaş var, bir 30 yaş var. Mesela ben de onları örnek alıyorum kendime. Onların yaptıkları, annelerin davranışları. Hani onları takip ediyorum. Oradan kendime pay çıkartmaya çalışıyorum. Bu şekilde. Peki bu ekonomi bir sürü hastalıktan bahsettiniz aslında. William sendromunun yanında gerçekten çok fazla hastalıktan bahsettiniz. Bunlar ekonomik olarak sizde ne kadar yük oluşturuyor? Bunların ne kadarını siz karşılıyorsunuz? Ne kadarını devlet karşılıyor? Şöyle hani kullanılan ilaçlar işte kalp, tansiyon ya da işte böbreklerdeki şeyler için çok ulaşılamaz ilaçlar değil. Hani her bütün eczanelerde bulabildiğimiz ilaçlar. Birçoğunu da hani dediğim gibi üniversite hastanelerinde takiplerimiz olduğu için hani SSK yoluyla falan karşılıyoruz. Aslında ilaçların çok öyle büyük külfetleri de yok. Mama kullanan annelerimiz var. İşte mesela çocuklar çişi öğrenmekte biraz gecikebiliyorlar. 4-5-6 yaşlara varabiliyor. Onlar bezlerini alabiliyorlar. Hani devlet karşılıyor. Dediğim gibi hani bizim
çocuklarımızın kullanmış olduğu öyle çok çok büyük yani yurt dışlarından gelsin veya Sağlık Bakanlığı onay versin diye beklediğimiz bir ilacımız yok. Yani ekonomik olarak erişiminiz mümkün. Yani sizin ailelerde ekonomik olarak erişemeyenler yok herhalde. Yani o sağlık sistemimiz bunu karşılayabiliyor en azından. Koruyucu olarak diyelim, hani tedavi bazında değil de koruyucu önlemler olarak karşılayabiliyor bu. Evet. En azından bunu duymak güzel. Evet. Yani üniversiteyi hani sırayı beklemek istemiyorum. Çok zor ya da hani 6 ay sonraya sıra geliyor bana diyorsanız, o zaman bütçeniz varsa dışarıya özel doktora götürürsünüz veya özel hastaneye götürürsünüz. Orada da takibinizi yaptırırsınız. Ama dediğim gibi bu aileye kalmış bir şey. Ama hani bütün bu saydığım problemlerin hepsinin de tedavisini üniversite veya devlet hastanelerinden karşılayabiliyorsunuz yani. Evet, yani en azından bu güzel bir şey. Bunu duymak güzel bir şey yani. Tedavi bazında olmasa da koruyucu önlemler olarak diyelim, hani koruyucu tedaviler olarak sağlığını sürdürmesini sağlayan bir sistemimiz olmasını duymak güzel bir şey. Çünkü nadir hastalıklarla çok sık karşılaştığımız bir şey değil. Maalesef çok zorlanıyor aileler. Onun için diyorum ya, nadir hastalıklar arasında belki de hani en iyilerden bir tanesi Williams sendromu. Tabii ki sendromun iyisi olmaz ama hani baktığınızda Williams sendromu gerçekten en iyilerden bir tanesi diyeyim. Peki biraz farklı bir soru olacak ama hastalığınız aynı zamanda yüzde de bir değişiklik oluşturuluyor. Bu soru Zeynep Hanım'ın hazırlamış olduğu bir soru. Hani onlar Yüzümle Mutluyum Derneği biliyorsunuz. Bununla çok ilgileniyorlar. Bununla ilgili toplumda yaşadığınız bir sorun var mı? Yüzdeki farklılıkla alakalı herhangi bir sorunla karşılaştınız mı? Bundan bahsedebilir misiniz? Bahsetmek ister misiniz? Şöyle hani ben şahsen hani ruhayla ilgili çok bir şeyle karşılaşmadım. Çok karşılaşan ailemiz olduğunu da düşünmüyorum ben bu konuda. Sadece mesela Duha'nın çocukken bakışlarından çok insanlar etkilenirdi. Hani çok derin bakıyor, beni deliyor, geçiyor falan derlerdi Duha'nın bakışları için. Ya da çok farklı bir tipi var derlerdi. Bakardım ya normal bir çocuk işte diyordum yani. Bana herhangi bir farklılık getirmiyor. Aa ne kadar farklı bir tipi var falan derlerdi. Ama hiç farklı gelmezdi. Kuzguna yavrusu güzel gelirmiş. O hesap herhalde, bilmiyorum. Ondan sonra ama yani dediğim gibi hani biz açıkçası bir problem yaşamadık. Ailelerimizden de öyle hani çok büyük problem yaşayan duymadım bu konuyla alakalı. O da yine toplumsal bilinç diyorum ben. Hani hiç kimseyi şeyle yargılayamazsınız. Bunda Duha'nın söylemek istediği bir şey var mı? Duha sen ne düşünüyorsun? Ya şimdi yani yüzümüzde kim farklılıkları aslında hani kötülük olarak değil aslında iyilik olarak düşünmemiz lazım. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani bu bir şu son zamanlarda biliyorsunuz bir popülerite var. Farklı olana karşı ilgi popülaritesi. Biraz bu albinizmde yani bende de mesela çok çok popüler olan bir şey. Hani insanlar farklı gözüktüğümüz için, sarı saçlarımız olduğu için daha böyle bize karşı ilgili olabiliyorlar. Evet. Bilmiyorum. Bununla karşılaşmamış, böyle bir sorunla karşılaşmamış olmanız sevindirici gerçekten. Hani bunları duymak beni mutlu ediyor. En azından bir de sorunsuz olmak. Alem. Efendim? Gözleri lens mi diye soran çok oluyor. Bir de geçenlerde bir ayakkabı markete gittim. Kasiyer kız dedi ki abla çocuğunuzun burnunu da hangi hastanede yaptırdınız? Hangi doktor yaptı dedi. Anlayamadım. Ya dedi hokka gibi dedi. Çok güzel dedi bir şekil dedi. Resmini çekip doktoruma gösterebilir miyim dedi. Dedik yok maalesef resim vermiyoruz dedik. Yani böyle güzel şeylerle karşılaşıyoruz biz aslında. Öyle kötü şeylerle değil. Güzel, bunları duymak çok güzel ya. Evet. O zaman bir sonraki sorumuza geçeyim. Tabii. Biraz daha dernek hikayenizi dinlemek istiyorum. Dernek kurma aşamanızı anlatabilir misiniz? Yani derneği kururken
Nasıl başladınız? Nasıl bir araya geldiniz? Zorlandınız mı? Dernek kurmadaki prosedürler sizi yordu mu? Nasıl bir prosedürden geçtiniz? Yurt dışında bağlantı olduğunuz dernekler var mı? Söyleyeyim. Biraz dernekçilikten bahseder misiniz? Evet, bahsedeyim. Bizler sosyal medyadan bulduk birbirimizi, birkaç aile. Farklı şehirlerden olanlarla da görüşmeye başladık. Yani yine sosyal medyadan. 15-20 aile böyle evlerde toplaşıyorduk ayda bir kere. Anne, baba ve çocuk olarak ailece toplanıyorduk. Onların arasında da yaşı büyük olanlardan bir tanesi Duha'ydı. Diğerleri daha küçük, işte 2 yaş, 3 yaş falan. Duha o zaman 10 yaşındaydı. Görüşüyorduk. Hep bir araya geldiğimizde de en sık yaşanan problem, yine az önce konuştuğumuz gibi, sağlık anlamında. İşte çocuk ateşleniyor, doktora götürüyorum. Doktora hani söylemek zorundayım tabii ki. Ateş düşürücü veriyor işte. Hani kalp çarpıntısı yapmaması lazım ilacın. Hani yan etkilerine dikkat etmek gerekiyor ilaçların. Bunu söylediğim zaman Williams sendromu nedir? Hani bilmeyip bana soruyor. Yani bütün ailelerin şikayeti bu. Ya da okula başlayanlar işte öğretmenler açısından çok büyük problem yaşıyordu. Yani hepimiz yaşıyorduk öğretmenler anlamında da eğitim için. Böyle problemler gittikçe büyüdü. Tek başınıza gidiyorsunuz, bir yere başvuru yapıyorsunuz. Kimse dikkate almıyor sizi. Sonra işte 15-20 aile olduk. 3-5 derken dedik dernek kuralım. Hani bir elin nesi var, iki elin sesi var diye. Belki daha yani bizi dikkate alırlar, daha fark ederler bizi dedik. Böylelikle bir araya gelip bir dernek kurduk. 2014 yılında kuruldu derneğimiz. O zamandan beri de işte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye'deki Williams sendromlu ailelere ulaşmaya çalışıyoruz. Arkadan gelen küçüklere yol göstermeye çalışıyoruz annelerimize, ailelerimize. Williams sendromunu anlatıyoruz onlara. Çünkü yani bu sendromla 7/24 bir arada yaşamakla bunu internetten veya kitaptan okumak çok farklı. Ve internetteki Williams sendromu ile ilgili bilgilerin birçoğu 8-10 yıl öncesinin bilgileri. Yenilenmiş bilgiler değil. Çocuklar farklılıklar gösterebiliyorlar. Ortak özellikler taşıdıkları gibi. Kendilerine has farklı özellikleri de var bu çocukların. Hani orada yazan birçok şeyi yaşamıyoruz mesela. İnternette yazan birçok şeyi yaşamıyoruz. Ama anne onları okuyunca çok büyük paniğe kapılıyor. Büyük bir panikle arıyorlar. Yanlış bilgi. Evet, yanlış bilgi maalesef. Dediğim gibi elimizden geldiğince bilgilendirmeye, hani sakinleştirmeye çalışıyoruz. Her eksiğin bir anda olmayacağı, hani bir şeyleri sıraya koymak gerektiği, bu sıralamanın da öncelikleri var. İşte böyle bir sakinleştirmeye çalışıyoruz. Ailelerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Büyük sorunlar yaşayanlara dediğim gibi yine işte haklarını, hani engelli bir bireyin hakları nelerdir? Onları göstermeye çalışıyoruz. Rapor nasıl çıkartılıyor? Sağlık raporu çıkartmak, işte RAM'lardan randevu almak. Bunlar hakkında bilgilendiriyoruz ailelerimizi. Böyle bir çalışmamız var. Senede bir veya iki kere toplanıyoruz. İstanbul'dan, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden de ailelerimiz geliyor, sağ olsunlar, katılım sağlıyorlar. Çocuklarımızla birlikte güzel büyük kahvaltılar yapıyoruz. Herkes birbirini görüyor. Kendinden başka Williams sendromlu çocuğa sahip hani birini görünce anne daha bir rahatlıyor. Benden Empati farklı. kurabilen birini bulmak. Evet. Çünkü ailesini anlatsa aile anlamıyor. Arkadaşını anlatsa arkadaşı anlamıyor. Bir de çocuklar çok hiperaktif olduğu için hani alıp da bir komşuya, bir arkadaşınıza gidemiyorsunuz. Rahatsızlık duyuyorsunuz belli bir süre sonra. Fısıldaşmalar başlıyor orada toplum arasında, diğer anneler arasında falan. O yüzden biz kendi aramızda çok mutlu oluyoruz. Kimse kimseyi yadırgamıyor. Kimse kimseyi eleştirmiyor. Çünkü onun hani küçük çocuğun yapmış olduğunu 3-5 sene önce de benim çocuğum yapıyordu aynısını. Hani büyük bir olgunlukla karşılıyoruz birbirimizi. En rahat ettiğimiz yerler oluyor bu toplantılar. Elimizden geldiğince de çok sık yapmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi hani normal kendi yaşıtlarıyla bir arada çok da uyum sağlayamıyorlar.
Hani bizim çocuklarımızda soyut, somut kavram yok. Yapılan bir espriyi biraz zor anlıyorlar. Mesela Duha hani sağlıklı yaşıtıyla bir araya geldiğinde işte yapılan espriyi anlamıyor. Onu gerçek zannedip kırılabiliyor. Psikolojisi bozulabiliyor. Sonra ben onu düzeltmek için günlerce bazen haftalarca uğraşıyorum. Yani onun için hani kendisi gibi çocuklarla, Williams sendromlu çocuklarla, delikanlılarla bir arada olmak onu daha mutlu ediyor. Kimse onu eleştirmiyor çünkü yadırgamıyor orada. Kendi olabildiği ortamları aslında seviyor insan. Evet, evet. Evet. Peki şöyle bir soru sorsam size. Hastalığınızı temel aldığınızda çözülmesi gereken en acil iki probleminiz olsa hangisini çözerdiniz? Nelerdir bunlar? Şöyle yani en acil ihtiyacımız aslında yine her engelli bireyin olduğu gibi eğitim sisteminde. Ya da verilen rehabilitasyonların saatlerinin çok az olması. İkinci büyük problem de yine az önce de bahsettiğim gibi sağlık anlamında doktorlarımızın bilinçlendirilmesi. Yani genetikten tanınıyorsunuz ama her genetik de sizinle yeteri kadar ilgilenmiyor. Tanınızı aldınız, tamam. İşte şu 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 bölümlere git, bu kadar. Yani bir genetik bölümüne girdiğiniz zaman ne bileyim bir randevu almadan mesela hani oradan o genetik bölümünden direkt bir nefrolojiye gidebilin, direkt bir kalbe gidin. Hani ya da diğer gerekli bölümlere hani direkt geçişler yapabilin. Bunlar yok maalesef bizim sağlık sistemimizde. Yine kalp için işte randevu alıyorsunuz, 3 ay, 5 ay bekliyorsunuz. Üniversite hastanesinde gidip uzman bir doktor bulamıyorsunuz. Pratisyenler ilgileniyor sizinle. Doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor, güvenemiyorsunuz. Hani en büyük sıkıntılarımız Williams sendromu olarak hani bizim bunlar. Dediğim gibi aslında sağlıktan da önce, yani sağlık en önce sonrasında eğitim. Öğretmenlerimiz maalesef çok bilinçsiz hani okullarda. Rehabilitasyon merkezinde bile özel eğitimciler mesela bilmiyorlar. Yani evet duydum, hani üniversiteye giderken bir iki kez geçti adı diyor sendromu. Hani Williams sendromunu duydum, yabancı değil. Ama hiç Williams sendromlu çocukla tanışmadım. Hiç çalışmadım. Nasıl eğitim veririm bunu da bilmiyorum. Zaten hani sizler de bu ağdan dolayı şu anda biliyorsunuzdur. RAM'larda standart bir iki paket var. Bütün çocuklara aynısı veriliyor. İşte bizim çocuklarımıza da eğitilebilir, öğretilebilir çocukların eğitim programları veriliyor. Bir iki paket program. Bunların eğitimleri veriliyor. Uygun mu, değil mi? Bunlar hiç önemli değil. Haftada aldığınız 40 dakikadan 2 saat. Hani fazlası yok. Onun da 15-20 dakikası çocuğun öğretmene alışmasıyla geçiyor zaten. İşte bir 15 dakikalık ders. Aile bilinçsizse sadece okuldakiyle de olmuyor. Hani evde ailenin de biraz bilinçli olması gerekiyor. Aile bilinçliyse, eğitiyorsa çocuğunu eğitiyor. Ama eğitmiyorsa işte gittiği rehabilitasyon merkezinden mesela mucize bekliyor. Sihirli bir değnek bekliyor. Dokundum, iyileştin çocuğu. Ya da 3-5 sene oraya gidip de çocuğunun düzeleceğini düşünüyor. Aile. Kaç yıl gidecek buraya diyor. Hani hep bunlar hakkında dediğim gibi hani bilinçlendirilsin, öğretmenler bilinçlendirilsin ki anneleri eğitsinler. Hani her anne de kalkıp bize ulaşamıyor. Ya da ulaşıyor, görüşmek istemiyor, kendini kapatıyor. Evet. Yani annesinin, babasının haberi olmuyor mesela. Hani torunları tanı almış Williams sendromu ama anneanne, babaanne, dedenin haberi bile yok. Anne baba saklıyor. Çünkü dışlanacağını düşünüyor, eleştirileceğini ve suçlanacağını düşünüyor. Maalesef. Allah'tan geldiğini düşünmüyorlar. Ama dediğim gibi hani bizim çocuklarımız gerçekten bizim için çok mucizevi mutluluklar. Sevgi adına Duha bana çok şey öğretti. Benim hayata bakış açımı değiştirdi diyebilirim Duha. Ben Duha'dan çok şey öğrendim. Ne kadar güzel. Biz de çok şey öğreneceğiz de. Evet inşallah.
Peki son olarak size şunu sormak istiyorum. Nadir hastalıklar ağı ile yolunuz nasıl kesişti? Biraz bundan bahseder misiniz? Bizimle nasıl kesişti yolunuz? Şöyle söyleyeyim, Bezmi Alem'de bulunan genetik hocaları Gözde Hanım ve Ayça Hoca, onlar Williams sendromu ile ilgili bir program hazırlıyorlardı, bize ulaştılar dernek olarak, biz de onlara destek olduk. Onlar bize tavsiye ettiler, sosyal medyada hani ulaşın mutlaka, hep birlikte olmalısınız, el ele vermelisiniz dedi özellikle Ayça Hoca. Ben de oradan ulaştım. Sizlere sosyal medyadan ulaştım. Peki. Hani sizlerle birlikte hareket etmek istedik. Dediğim gibi bir elin nesi var, iki elin sesi var. Ne kadar çoğunluk olursak, ne kadar sesimiz gür çıkarsa, o kadar eksiklerimize daha çabuk ulaşırız diye düşünüyoruz. İnşallah sizlerle birlikte çalışmak istiyoruz. Peki şunu sormak istiyorum. Bizimle beraber neler yapmak istersiniz? Hani bunları öğrenmek istiyoruz çünkü biz de ona göre yol çizmek istiyoruz. Hani neler yapabiliriz birlikte? Ağ olarak nasıl hareket edebiliriz? Bizden istedikleriniz veya beraber hareket etmek istediğimiz şeyler neler? Biraz bunlardan bahseder misiniz? Valla öncelikle şunu söyleyeyim, hani biz çok bakanlıklara ulaşmak istedik. Bakanlıklar çerçevesinde hani kendimizi bir farkındalığımızı yaratmaya çalıştık ama maalesef bütün kapılar kapandı bizim yüzümüze. Bize vaat edilen çok şeyler hep geri döndü. Hani böyle bir ağla ortak, çünkü hani nadir hastalıkların hepsinin ortak yaşamış olduğu bir sürü temel problem var. 2 saattir işte konuştuğumuz sağlık problemleri, eğitim problemleri, bulunamayan ilaçlar, ulaşılamayan ilaçlar. Hani bunlar için hep birlikte hareket edelim istiyoruz. Siz nerede bizi görmek isterseniz, ne zaman bize hadi derseniz, biz hep sizin yanınızdayız. Hangi anlamda size destek olmamızı isterseniz, şuna ihtiyacımız var dediğiniz anlamda, anda biz hep sizin yanınızdayız. Ya çok teşekkür ederim sesiniz için de. Biz de sizin yanınızda olmaya çalışıyoruz. İşte bu programlarla ilk önce sesinizi duyurmak istedik. Anlatmak istedik. Ne oluyor, ne bitiyor konuşmak istedik. Hem de insanların biraz daha ilgi duymasını istedik. Program boyunca yaklaşık 100-150 kişinin izlediğini gördüm ben. Yani girdi çıktılarla Süper. beraber. Çok Aktif sevindim. olarak 40 kişi izliyordu bizi. Şu anda da 30 kişi izliyor. Yani inşallah birilerine sesimizi duyurabilmişizdir. İnşallah. Beraber İnşallah. size anlatabilmişizdir. Bir kişi deyip küçümsememek lazım. O bir kişi de kaç kişiye ulaşacak yani. Tabii ki, tabii Bunlar ki. gerçekten çok önemli bizim için. İnanın ben böyle tanıdığım insana bile çocuğunuzun nesi var diyorlar. Ben Williams sendromunu anlatıyorum. Evet, anlatmak, duyurmak gerekiyor ki insanlar bilinçlensinler. Evet. Anlatmadan, duyurmadan hiçbir şekilde Saklayarak bilinçlendirme olmuyor. konusu olamaz. Saklayarak olmuyor bu işler. Biraz yorumlara bakma imkanınız oldu mu acaba, okuma imkanınız oldu mu? Son 5 dakikamız var ama Yok. yorumlardan isterseniz biraz bakabiliriz. Sen oradan bana Tamam. okuyabilirsin. Ben sana odaklandım tamamen çünkü yazılara hiç şey yapmadım. Ben de size odaklandım. Ben de size odaklandım. Bir göz gezdireyim. Doğan'ın uyku problemi var mı diye bir soru gelmiş. Çözebildiniz mi diye. Ben isterseniz cevaplayayım. Tabii Ben ki. saat 8:30 belki sabahın 7'sinde kalkıyorum. Hani hiç uyku problemim var, ne var ne yok diyeyim. Hani tam Yani şöyle orta. söyleyeyim, 2,5-3 yaşına kadar Duha hiç uyumadı diyebilirim. Sürekli ayakta sallanan bir çocuktu. 2,5-3 yaşından sonra tek başına yatmaya başladı. Sonrasında ergenlik döneminde falan abiyle aynı odayı paylaşıyorlardı. Abi üniversiteyi kazanıp farklı bir şehre gidince Duha da yine uyku problemleri çıkmaya başladı, uyumamaya başladı Duha. 2 yıl kadar ilaç kullandık, uyku ilacı kullandık. Sonrasında 2 yılın sonunda bıraktık ve uykularımız da düzene girdi. Şu anda yok bir problemimiz. Normal akşam gece 12'de yatar, sabah 8-9'da kalkar.
Bir de taşıyıcılıkla alakalı bir soru gelmiş. Taşıyıcılık anneden babadan geçiyor mu diye bir soru gelmiş. Böyle bir cinsiyet ayrımı var mı? Hayır, hayır. Ya söyledim ya zaten hani anne babadan geçiş öyküsü yok sendromda. Yani %99,5 diyeyim hadi. Bir beşlik oran bırakayım. Yani Türkiye'de en azından aile geçmiş öyküsü olan bu 400-500 kişi arasında biz hiç rastlamadık. Evet, bakıyorum bir yandan da ebeveynlere. Siz söylediğiniz ama tabii bunları muhtemelen sonradan katılıp Evet. soran arkadaşlar olmuşlar. Bakıyorum. Kendi kendimizin psikoloğu olmak zorunda bırakılıyoruz demiş Zeynep Hanım. Nadir hastalıklar bakımından takiminde psikoloji de olmalı diyen yorumlarımız var. Galiba genel olarak konuştuğumuz şeylere Evet. beraber duyuyorum. Falan bahsettim ya, yani bunlar için de zaten psikiyatriye gitmek zorundayız. Mesela dikkat eksikliğim içinde algılama güçlüğü, özel öğrenme güçlüğü, bunlar için mesela ben ilkokula başladığında çocuklarımız, ben şiddetle tavsiye ediyorum annelere ilaç kullanmalarını. Ben 8 yıl kullandım. Duha 8. sınıfı bitirinceye kadar kullandım ben ilaç ve çok da faydasını gördüm. Ama bazı anneler ben uyuşturmak istemiyorum çocuğumu diyor. Ben kullanmak istemiyorum diyor. O da onların tercihidir bilemem ama ben konuştuğum annelere hep söylüyorum. Mutlaka kullanın. Çünkü öğrenmelerinde gerçekten çok büyük fayda sağlıyor diye. Evet, yani psikoloji de sağlığın bir dalı sonuçta. Tabii. Göz ardı edilecek bir şey olsa bu kadar büyük bir dal olmaz, bu kadar insanı ilgilendirmez. Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı Çiğdem Hanım? Söylemek istediğiniz? Ben bize bu imkanı sağladığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim konuk olduğunuz için. Bilmiyorum Duha, güzel. senin söylemek istediğin bir şey var mı? Ben size öncelikle çok teşekkür ediyorum. Hani böyle bir şeyi tanıdığınız için hani çok size de teşekkür ederim. Duha görev almak Zeynep Hanım'a istiyormuş. da. Alim. Duha, o zaman Duha da Pardon. gönüllülerimiz arasına Evet. katılsın. Görev almak istiyormuş. Alim abiye bunu söylesem bana nasıl bir karşılık verir acaba falan dedi. Mutlu oluruz. Nasıl karşılık vereceğiz? Bundan güzel bir şey mi var? İlk adımı zaten ben attım. Hani ben yazdım size zaten. Hani böyle böyle bir canlı yayın yapalım mı gibisinden. Hani Diğer ben canlı yayınlarınızı da hep takip ediyor zaten. evet. Böyle diyeyim ama aslında bizim şeyde vardı sizin, biz bir listemiz var diyeyim. Bizimle iletişime geçen bütün derneklerin ve hastaların bir listesi var elimizde. Evet. Bu listeden biz sırayla arayarak işte bu harf sırasına göre oluyordu aslında. Duhan'ın biraz En sonmuş. mesajıyla öne geldi diyeyim ama harf sırasıyla arıyorduk. Sonra bazı harfleri eğer geçtiğimiz olduysa, eğer ulaşamadıysak hemen bir sonrakini arıyorduk. Telefonla biraz ulaşılabilir olmaya da bakıyor. Evet. Ama tabii ki Duha'yı da gönüllü olarak görmek isteriz. Güzel olur diye düşünüyorum. Duha'nın desteği bizim için önemli. Tabii bizim desteğimiz Tabii, de tabii ki. olabildiğince. Duha, o zaman bizim gönüllü formumuzu doldurabilir misin sitemizden? Ağda mı var? Ağın sitesinde gönüllü formumuz var. Gönüllü formumuzu doldurabilirse eğer. Doldururum hemen. Şimdi canlı yayın biter bitmez doldurur Alim. Hiç merak etme. Dondururum. Sıkıntı yok. Süremizin sonuna geldik. Birazdan kapanabilir. Tamamdır. Kendinize iyi bakın. Çok Çok teşekkür teşekkür ederim katıldığınız ederim. için. Çok sağ olun. Her zaman Tekrar destekçinizdir. Ne zaman isterseniz arayabilirsiniz. Hiç çekinmeden lütfen. çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bugünkü yayınımıza son veriyoruz. Son 20 saniyemiz. Bizi dinleyen, destek veren, yorum yapan herkese teşekkür ederim. Size de ayrıca katıldığınız için tekrar teşekkür ederim. Duha'ya, Çiğdem Hanım'a çok sağ olun. İyi akşamlar dilerim. Görüşmek İyi dileğiyle. akşamlar. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar.